Merhaba arkadaşlar. Bu 10. sınıf coğrafya derslerimizi beraber işleyeceğiz. İlk konumuz arkadaşlar levha tektoniği. Oradan 10. sınıfın ilk konusu iç kuvvetlerden ayrıntı olan bir konumuzdur arkadaşlar. Dünyadaki kıtaların hareket etmesi dediğimiz konulardır bunlar. Dünyamız zamanlar evresine ayırdığımız zaman bundan yaklaşık olarak 900 milyon yıl önce arkadaşlar tek bir kara parçası dünyamız şurada duran Pangea denilen arkadaşlar tek bir kara parçasıymış çok eskilerden ama bu zamanla hareket ederek yer altındaki magmanın konveksiyonel hareketiyle yer altındaki 3 kısımdan oluşan noktamız şurası arkadaşlar 0 33 kilometre dediğimiz alan şurası manto dediğimiz işte buradaki hareketlenme arkadaşlar. Buradaki mantodaki magmanın konveksiyonel hareketi ısınmanın etkisiyle içindeki maddelerden kaynaklı. Şurası da çekirdek dediğimiz bölge arkadaşlar. Şurası çekirdek. Buradaki hareketlenme ile meydana gelen kıtaların birbirinden uzaklaşma hareketidir arkadaşlar. Bunu ilk ortaya atan kişi Alman fizikçi arkadaşlar Wegener'dir. Ve zaten levha tektoniği dediğimiz dünyada bugün 7 büyük levhanın artı bir de küçük olanı var 8 tane. Bunların hareket etmesidir arkadaşlar. Birbirinden uzaklaşması veya birbirine doğru yaklaşması. Çünkü levhaların iki şekilde hareketleri vardır. Bir birbirine doğru yaklaşma, bir de birbirine doğru uzaklaşma, birbirlerinden uzaklaşma dediğimiz hareketler. İşte bunlar dünyadaki arkadaşlar hareketlenme dediğimiz bu süreç bugünkü halini almıştır ve bu yaklaşık olarak buradaki bu süreç 400 milyon yıllık bir sürede gerçekleşmiştir arkadaşlar. Dünyadaki iç kuvvetlerdeki levha tektonundaki bu hareketlenmemiz yaklaşık olarak 400 milyon yılda gerçekleşmiştir. Bu 400 milyon yılda gerçekleşen süreç bizim zamanlar dediğimiz kavramlardır arkadaşlar. Zamanlar dediğimiz süreçlerdir zamanlar yani jeolojik devirler dediğimiz dönemlerdir arkadaşlar. Jeolojik devirler dediğimiz zamanlardır. Biz buraya arkadaşlar dünyamızın yaşı olarak hesapladığımız zaman bilim adamlarının verdiği 4,6 milyar yıllık bir yaşı vardır dünyamızın. Bunu tabii ki nereden bilebiliyor bilim adamları? Dünyadaki işte var olan kayaçları, taşları, toprak yapısını inceliyorlar. İnceledikleri metoda da arkadaşlar karbon 14 metodu diyoruz. Karbon 14 metoduyla dünyanın yaşının yaklaşık olarak 4,6 milyar yıllık bir süre içerisinde oluştuğu söyleniyor. Bu zamanlardan en eski zaman ilkel zaman dediğimiz evredir arkadaşlar. Bu ilkel zaman dediğimiz evrede dünya büyük patlamadan sonra yaklaşık olarak bütün meteor taşlarının bileşiminden parçalanması, çarpmasıyla bileşiminden oluşan bir yapıdadır ve tamamıyla magma şeklindedir. Bu dönemde arkadaşlar ilkel zaman dediğimiz evrede tamamıyla magma şeklindedir ve yavaş yavaş soğumanın etkisiyle lavların içerisindeki magmanın içindeki gazların arkadaşlar dışarıya çıkıp bunların özellikle su buharı püskürtmesiyle yukarıda soğumanın etkisiyle bulut oluşturup 1 milyon yıllık süren bir yağmurlarla unutmayalım arkadaşlar 1 milyon yıllık süren bir yağmurlarla geçtiği bir dönemdir bu ve dünyanın yavaş yavaş şekillenmeye başladığı zamandır. Ama bu süre arkadaşlar ilkel zaman dediğimiz süre yaklaşık olarak 3,5 milyar yıl sürmüştür. Yani dünyanın soğuması, bulutların oluşması, atmosferdeki gazların oluşması hepsinin kökeninde tabii ki magma vardır arkadaşlar. Lavlar vardır. Mantonun içinde 3,5 milyar yıllık bir süreç meydana gelmiştir. Bu dönemde arkadaşlar yer kabuğu soğumaya başlamıştır. O çok önemli. Bu dönemde arkadaşlar yaklaşık olarak yer kabuğu soğumaya başlamıştır. Bu dönemde yer kabuğu soğumaya başlamıştır. Bu yer kabuğunun soğumasıyla beraber dünyadaki özellikle dış kuvvetler tarafından aşınacak olan dağlar da şekillenmeye başlamıştır. Çünkü volkanik patlamalarla beraber oluşan dağlar gerçekleşmiştir. Tabii ki bu dönemde bakteriler
Alpler şekillenmeye başlamıştır bu dönemde canlı olarak. Tabii ki ona bağlı olarak yavaş yavaş bu süreçte ilk olarak bitkiler oluşmaya başlamıştır bu dönemde. Bu süreç içerisinde arkadaşlar. Ve dediğim gibi ilkel zaman dediğimiz süreç bu 3,5 milyar yıllık bir dönemde gerçekleşmiştir. Diğer zamanımız arkadaşlar birinci zaman dediğimiz evredir ve dünyada birçok yer kabuğunun artık soğumaya başladığı, taşlaşmaya başladığı, üzerinde bitki oluşup artık günümüzün çok daha ilkel örneklerini gösterdiği, dağların oluşmaya başladığı, levhaların hareket etmeye başladığı zamanlardır birinci zaman dediğimiz. Levha hareketi, levha tektoniği bu dönemde gerçekleşir arkadaşlar. Bu birinci zaman dediğimiz evrede gerçekleşir ve bu dönemde oluşan kara parçaların üzerindeki arkadaşlar bitkiler yer altına inerler bu dönemde bitkiler yer altına inerler ve yer altında hangi madenin oluşmasını sağlarlar? Bitki yer altına iniyor bu dönemde ve taş kömürünün oluşmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu süreçte taş kömür dediğimiz yeraltı kaynağının oluşması gerçekleşiyor. İkinci zaman dediğimiz evre yine Alp Himalaya Kıvrım Dağ sisteminin hareketlenmeye başladığı, oluşmaya başladı daha doğrusu dönemdir bu. Çünkü bu süreç arkadaşlar milyonlarca yıllık bir süreçte gerçekleşiyor. İki levhanın birbirine doğru yaklaşması ve kıvrılarak veya kırılarak dağların oluşması milyonlarca yıllık bir süreçte gerçekleşiyor. Bizim için, Türkiye için en önemli zaman arkadaşlar şudur. Üçüncü zaman. İki levha arasında kalan Türkiye, özellikle kuzeydeki Avrasya ve güneydeki Afrika ve Arap levhasının arasında kalan Türkiye, iki büyük kıvrım dağı oluşmuştur arkadaşlar. Üçüncü zamanda Türkiye toptan yükselerek iki büyük kıvrım dağı şekillenmeye başlamıştır bu dönemde. İki büyük kıvrım dağı bu dönemde şekillenmeye başlamıştır. Hangileridir bunlar arkadaşlar? Tabii ki bir tanesi Kuzey Anadolu Dağları. Diğeri ise arkadaşlar Toroslardır. Diğeri ise Toroslar. Bu iki sıra dağımızın oluşumu bu dönemi alır. Ve bu dönemde de yine aynı şekilde kara üzerinde oluşan bitkiler yer altına inmiştir ve yer altında arkadaşlar petrol, doğal gaz, lignit ve bor gibi arkadaşlar minerallerin ve madenlerin oluşmasını sağlamıştır. İlk dediğim gibi bizim için, Türkiye için en önemli zamanlardan bir tanesi budur. Türkiye'nin yaklaşık olarak arkadaşlar, bak unutmayalım, şöyle bir not düşelim. Türkiye'nin 3'te 2'sinin şekillendiği bir dönemdir bu. Yani bizim için üçüncü zaman aynı zamanda çok önemli bir evredir. Çünkü bu dönemde Türkiye'nin dediğim gibi 3'te 2'si şekillenmeye başlamıştır. Ve son evremiz arkadaşlar, zamanlar içerisinde dünyanın şekillenmeye başladığı dönem içerisindeki en son evre, o da dördüncü zamandır arkadaşlar. Dördüncü zaman ve bu dördüncü zaman dediğimiz evrede ise Türkiye ile Yunanistan arasında, onu yazmamıza gerek yok. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Egeit kara parçasının çökmesiyle arkadaşlar sırasıyla Ege Denizi, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Karadeniz oluşmuştur arkadaşlar. Hatta bu dönemde yine buzul devri dediğimiz bir dönem de yaşanmıştır. Ama unutmayalım, boğazların oluşması, İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nın oluşması dördüncü zamanda gerçekleşmiştir. Şimdi biraz önce şey demiştim, dünyamızın yaşı yaklaşık olarak 4,6 milyar yıllık bir süreç demiştik. Peki bunu neye bakarak tarih olarak verebiliyorlar acaba, zaman olarak verebiliyorlar? Tabii ki dünyamızdaki taşları inceleyerek arkadaşlar. Şimdi dünyamızdaki taşlar diyelim, onlardan bahsedeceğiz. Yer yapısının arkadaşlar ana materyalleridir bunlar, taşlar. Yer yapısını incelememizi sağlayan unsurlardır bunlar. Taşlar 3 grupta incelenir arkadaşlar dünyamızda. Bunlardan birincisi püskürük kayaçlar. Püskürük taşlar arkadaşlar. Püskürük taşlar. İkincisi tortul taşlar arkadaşlar. Tortul kayaçlar. Özellikle arada sıkışmış olan, levhaların arasında sıkışmış olan
kayaçlardır ve yer altında tortulaşmış olanlardır. Üçüncüsü ise arkadaşlar başkalaşım kayaçlar veya başkalaşım taşlar dediğimiz metaformik kayaçlar dediğimiz gruplardır. Püskürük kayaçlar arkadaşlar nerede olur bunlar? Volkanik sahalarda. Unutmayalım, bu volkanik sahalarda, özellikle volkanik arazilerde belirgin bir şekilde görülür püskürük kayaçlar ve bu da kendi içerisinde şöyle iki gruba ayrılır. Birincisi iç püskürük kayaçlar. İç püskürük. Diğeri ise arkadaşlar dış püskürük dediğimiz kayaçlardır. İç püskürük ve dış püskürük dediğimiz kayaçlardır. İç püskürük şudur arkadaşlar.